Merhabalar, hoş geldiniz. Sizler için seçtiğimiz özel soruları hazırsanız başlayalım birlikte çözmeye. A, B, C gerçel sayıdır. A küçük, B küçük, C küçük, B 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 14. Olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bize soruyor. Burada en büyük A'nın alabileceği en büyük değer için ben A'nın, B'nin küçük ve C'nin küçük bir değer seçmem gerekiyor. Bu sebepten dolayı hepsini 1 bölü B artı, şöyle hemen direkt çözümü bir açayım size. 1 bölü B artı 1 bölü B artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 14 deyip 3 bölü B eşittir 1 bölü 14 ise B'yi buradan 42 buluyorum. 42 ortanca sayıyı vermektedir bana en küçük değeri için. Ortanca sayıyı buldum, 42. Bunun bir büyüğü 43, bir küçüğü cevabımız olan 41'dir. Ceyhan'dır. Devam ediyoruz. Eşitsizliğin çözüm kümesi x8'e 7 olduğuna göre a eksi b kaçtır diyor bize. A eksi x bölü x eksi b büyük eşit 0'dır. Buradan a'nın bir yukarının değeri 0 olduğunu, bir de aşağı değerin 0 olduğunu düşünerekten devam ediyorum. A eşittir a eksi x eşittir 0. X eksi b eşittir 0 olduğuna bakarsak, şöyle açalım. X eksi b 0. X'in buradan a olduğunu görüyorum. X'in aynı zamanda da b'ye olduğunu, dahil değil bir şekilde b olduğunu görüyorum. Dahil değil kısmı bakarsak burada 7 olduğunu görüyorum. Dahil olduğu kısma bakarsam eksi 8 olduğunu görüyorum. Yani b değerimiz bu sebepten dolayı 7'dir. A değerimiz eksi 8'dir. Bize ne diyordu? Farkı kaçtır diyor. A'mız eksi 8. B'miz dediydi. Eksi var başında. Eksi 7. Buradan eksi 15 gelmektedir. Devam ediyoruz. X kare küçük 9, y kare küçük y olduğuna göre 2x 3y ifadesini alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Bu tarz sorularda asla burada değer vermiyoruz veya yani x kare 9'sa x'e 2 verip y kare küçük y deyip hani bölerekten, değer vererekten gitmiyoruz. Sonuna kadar işlemimizi devam ettiriyoruz. X kare küçük 9'sa ben eksi 3 de yazabilirim buraya. Artı 3 de yazabilirim. Her iki ifade de bana 9'u götürür. Eksi 3'ün karesi de 9'dur. Artı 3'ün karesi de 9'dur. O yüzden x'imiz eksi 3 ile artı 3 arasındadır. Y kare küçük y'ye böldüğümde her iki tarafı, burası 1 yapar. Burası y iken burası 1 yapar. Aynı zamanda ben y yerine 0 yazarsam 0'dır, yine 0'dır. Ama eksi 1 yazarsam burası eksi 1 kalır. Burası artı 1 yapar. Eşitliği sağlamıyor. O yüzden 0'la 1 arasında diyoruz y değeri için. Ben bunu taraf tarafa toplayabilirim artık. Sorunun bana isteğine göre. İlk önce yapmamız gereken, buradan 2x dediği için soruda her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarptıktan sonra eksi 3 de 2'yi çarparsam eksi 6 yapar. X'i 2'yi çarparsam 2x yapar. 6 yapar. Aynı şekilde y için yapıyorum bu işlemi. 3y'yi sormuş. 3y ile çarparak, 3 ile çarparak işlemimi devam ettiriyorum. 0 küçük 3y küçük 3 şeklinde.
Bunları taraf tarafa toplarsam eksi 6 2x artı 3y artı 9 yapmaktadır. Burada eksi 6 ile 9 arasındaki değerler eksi 5, eksi 4 ve bu şekilde devam 8'e kadar devam etmektedir. Terim sayısının formülünden rahatlıkla bulabiliriz. Son terim 8 eksi ilk terim 1 bölü artış miktarı artı 1. Buradan da 14 adet terim sayımız 14'ü gösterdiği için 14 adet sayı yazabilirim. 14 tane tam sayımız mevcuttur. Devam ediyoruz. Olduğuna göre 4x artı 5y ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Yine aynı şekilde çözümümüze devam edeceğiz. Değer vermiyoruz. İşlemi burada sonuçlandırıyoruz. X küp küçük eşit 64. Buradan 64 4'ün küpüdür. 4'ün küpü olduğu için burada da x'in küpü var. Küp kök içine alabilirim ben bu iki tarafı da. Aldığım zaman x küçük eşit 4 olmaktadır. Ama bana ne istiyor? 4x istiyor. O yüzden her iki tarafı 4 ile çarpıyorum. 4x küçük eşit 16 yani olmaktadır. Y küçük 5. 1 bölü y büyük 1 bölü 5'tir. Burada bu sefer bunları şöyle yazabiliriz normalde. Eksi 1 tarzında büyük 5 eksi 1 tarzında yazabilirim. Yukarısı eksi 1 olduğu için yine kök içine aldığımızda eksi 1'in kök içine aldığımızda götürebiliriz. Fakat eksili bir ifade olduğu için eksi 1 olduğu için üstü buradaki işaret değişiyor. Büyük yerine küçük o sebepten dolayı yapıyoruz. 5y dediği için 5 ile çarpıyorum. 5y 25 yapar bu da. Ve taraf tarafı topladığımızda ne geldi? 16, 25, 41 değeri gelir. Alabileceği en büyük tam sayı değerini sorduğu için 41'den en küçük tam sayı değeri 40'tır. Cevabımız denizde. İfadesinin en sade hali hangisidir? Burada ilk önerim işaretlere dikkatlice seçmemize gerekiyor. Parantez içinde ne oluyordu? Eksi ise sabit kalıyordu. Bu da pozitif yapıyordu. Parantez içinde üstümüz çift sayıysa pozitif her zaman çıkmaktadır. Şimdi burası çift olduğu için artı parantez içinde. Parantez dışında olsaydı bu ikimiz yani şöyle bir değer olsaydı bunun işareti yine eksi olarak dışarı çıkacaktı. Fakat işaretim parantez içinde olduğu için artıdır. Çarpı dedim. Bunun işaretine 3 olduğu için eksi gene eksi kalacaktır. Çarpı. Bunun işareti dışarıda zaten bir şey yok. Parantez içinde olduğu için 8'de işaretimiz eksidir. İşaretimiz ilk önce ne geldi? Artı geldi. Artı çarpı eksi eksidir. Eksi çarpı eksi de artıdır. İşaretimiz artı geldi. Eksili değerleri eleyebilirim. Şimdi devam ediyorum. Üstel çarpımına bakarsak. Eksi 5 ise 2'yi çarptım. Eksi 10. X'lerimizi yazdık. Eksi 10. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 12. 8 direkt yazabilirim.
Buradan köklerimizin hepsini toplarsak x 10 gelmektedir. Cevabımız C şıkkı. Olduğu numara x kare artı x toplam karşılığı 4x artı 4 üzeri x artı 2 eşittir 27. 9 üzeri x eksi 1 eşittir 16. 4x üzeri 2 3'ün küp olarak yazdığımızda. Devam edersek yani 3'ün küp olarak yazdık. Burada da 3'ün karesi şeklinde. Bu da 2, 4 üzerinden devam ettiğim için bunu da 4'ün karesi olarak şeklinde yazalım. Birbirine benzetmemiz gerekiyor. 3'ün karesi de 9 olduğuna göre sade halini yani burada da en sade halini 4'ün karesi eşittir 3 üzeri 2x eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Fark ettiyseniz tabanlar benzer ve üslü ifadede x var. Bu tarz durumlarda direkt oranlama yapabiliyoruz. Üstleri oranlayaraktan cevabı bulabiliyoruz. Yani x bölü 2, x artı 2, buradaki x artı 2, yine 4'ün üzerindeki 2. Şimdi 3'lere geçiyoruz. 3'ün küpü bölü 3 üzeri 2x eksi 1 var. 2x eksi 2 var. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparak da x kare pardon, x artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir. Buradaki 2 ile şunu sadeleştirdik. Burada ne kaldı? X eksi 1 kaldı. X eksi 1 oradan geliyor. X artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 3. Buradan x ile x çarptığında x kare eksi x eksi 2 x oldu artı 2 x olduğu için artı x kaldı. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2 kaldı. Buradan x kare artı x'i 5 buluyorum. Soru da bana zaten x kare artı x'i soruyordu. Cevabımız 5. 5 üzeri 2x eksi 3 eksi 3 çarpı 5 üzeri 2x eksi 4 eksi 4 çarpı 5 üzeri 2x eksi 5 eşittir 750 olduğuna göre x kaçtır? 5 üzeri 2x eksi 5 burada temel mantık en düşük değer hangisi? En düşüğü bulacağız. En düşük değerimiz 5 üzeri 2x eksi 5 olduğu için onun parantezine alıyoruz. Ne kaldı? Eksi 3 yerine 5'in karesi yazarsam yine çarptığım zaman ne yapar? 5 üzeri 2x eksi 3 yapar. O yüzden 5'in karesi eksi 3 çarpı 5 üzeri 1 eksi 4 çarpı 5 üzeri 0 diyoruz. 5 üzeri 0 dememizin sebebi de 1 yapar zaten onun yine. Ve taraf tarafı topladığımız zaman yine aynı değere ulaşırsınız. Eşittir 750'ymiş. Burada parantez içini çözümlemeye gidersek 25, 15, eksi 15, eksi 4. Buradan 5 üzeri 2x eksi 5 çarpı 6, 750 olduğunu görürüz. O da 6'ya bölersem 750'yi 5 üzeri 2x eksi 5, 125 olduğunu görürüz. Bu da 5'in küpü. 5'in küpü. 5'in küpü olduğu için artık sadece üstler leşimiz kaldı. 2x eksi 5 eşittir 3 ise buradan 5'i karşıya attım 8 2x eksi de buradan ne geldi 4 geldi cevabımız Bursa.
12 üzeri x eksi y eksi 9 eşittir 3 üzeri 2x artı y 6 olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır? 12'yi 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Üstleri de yazdık. Karşı taraf 3 çarpı 2x sabit olarak yazdım. Şimdi bunu hem ikili hem de üçlü yazdım. Üçlü yazdım. Fark ettiyseniz karşı tarafta 2 yok ama 3 var. 3'ü bir aktaralım. Çarpım durumunda olduğu için ne olacak? Karşı tarafa eksili bir şekilde geçecek. Yani her iki tarafa 3 üzeri x eksi y eksi 9'a böldüğümüzü düşünüyoruz. O sebepten dolayı üstleri çıkartaraktan karşı tarafa aktardığımızda 3 üzeri x artı 2y artı 15'i buluruz. Burada fark ettiyseniz 2'nin karşılığı yok. O yüzden üstü 0 yazarız. 2x eksi 2y eksi 18 0'dır. Aynı zamanda karşı tarafta 3'ün karşılığı da yok. O yüzden 2 üzeri 2 pardon 2x artı 2y artı 15 şeklinde yazarız. Bunu taraf tarafı toplarsam 3x 2y'ler gider. 3x eksi 3 eşittir 0'dır. X'i buradan 1 bulurum. Y'yi bulmak da artık gayet basittir. Burada hani 1 yazarsam 3 yerine 16. 16'yı karşıya at. Eksi 16. 2y'ye bölersem eksi 8. Bize ne soruyordu? X eksi y'yi soruyordu. 1 eksi 8. Ama bizim 8'imizde de eksi var. O da eşittir. 9. Cevabımız C şıkkı. Olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. 3 üzeri A eksi 2 üzeri B artı 1 eşittir eksi 5. 3 üzeri A artı 1 artı 2 üzeri B eşittir 97. Burada 2'yi sade bir şekilde yazdık. 3 çarpı 3 üzeri 1 dediği için 3 çarpı 3 üzeri A artı 2B 97'dir. Yine bunun 2 ile çarparsak 2 üzeri B'den yine taraf tarafı topladığımız zaman 2 üzeri B'den kurtulup sadece tek bilinmenliğe ulaşmak için ben bunu 2 ile çarpayım. 2 ile çarptığımda burası 6 yapar. 97 ile 2 çarptığımız zaman da 104, 194 yapar. Ve taraf tarafı topladığımda B'lerden kurtulurum. 7 burada gizli birimiz var. Artık 7 çarpı 3 üzeri A eşittir. Eksi 5'te 194 toplarsam 189 yapar. 3 üzeri A 189 da 7'ye bölersem 27 yapmaktadır. 3 üzeri A 27 ise A'yı 3 buluruz. A'yı 3 bulduktan sonra şu denklemde yerine yazdığımızda 27 3 üzeri 3 olduğunu görüyoruz. 27 karşı tarafa aktardım. 2 çarpı 2 üzeri B. Karşı tarafa aktardığımda da ne oldu? 32 2 çarpı 2b eşittir 32 ise 2'ye böldüm. 2 üzeri b'nin 16 olduğunu görürüm. B de eşittir 4'tür. A çarpı b'yi soruyor soruda bize. 3 çarpı 4, 12. Bu tarz sorularda A'nın B'nin C'nin büyükten küçüğe doğru sıralamasını soruyor bize soruda. Bu tarz sorularda yapmamız gereken ilk önce OBEB'ini bulmamız gerekiyor. 150 375 220
5. Hepsi 5'e bölünür. 5'e bölelim. 30. 5'e bölersem 35, 7 ve 25, 75. 5'e böldüm. 45 yapar. Yine 5'e bölebiliriz bunu. Yine 5'e bölelim. 6, 15, 9. 3'e bölebilirim. 2, 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 3. Tamam, son durum bu. Bu da bizim EBOB'umuz. Yani 5 üzeri A değer için 5'in karesi kaldı. 5'in karesi 25, 75. Bunların çarpımı 75 yapar. 75. Bu A değerimiz. A. B değerime bakarsan 2 üzeri ne vardı? 5. Yine 75. Bu B'miz. C değerine bakarsam 3 üzeri kaldı. Yine 75. Şimdi üstler aynı. Tabanlar hangisi büyükse cevabımız büyük olan o. 25. 2 üzeri 5 ne yapar? 32. 27. Şimdi sıralanışa bakarsam B büyüktür C'den. C büyüktür A'dan şeklinde bu tarz soruları da rahatlıkla çözebiliriz. İşlemin sonucu kaçtır? Artılı ifade görürsek kökten hemen özel kökler aklımıza gelecek. Özel kökler neydi? Kök içinde A artı 2 kök B şeklinde olan köklerdi. Burada sorunun çözümünde hemen bu kökün açılımını yapalım. Kök içinde 8 artı kök içinde 4 çarpı 12 şeklinde yazabilirim ben 48'e. Burada 2 dışarı çıkar. Diğeri de aynı şekilde 4 çarpı 12. Burada 2 dışarı çıkartırsam 8 artı 2 kök 12 fark ettiyseniz şu duruma getirdik kökümüzü. Çarpımları bu kökü verecek, kökün içindeki değeri verecek. Toplamları da buraya vermesi gerekiyor. 6 ile 2 sağlayabiliyor bunu. 6 çarpı 2 12, 6 artı 2 8. Bu sebepten dolayı kök 6 artı kök 2 şeklinde yazdık. Diğer şeye baktığımızda fark ettiyseniz bunun artı olduğu için bunun artısını aldık, buraya taşıdık. Aynı durumda hiçbir fark yok. Ne yaptık? Kök 6 eksi olduğu için taşı buraya. Eksi kök 2. Kök 2'ler gider. Cevabımız 2 kök 6. Olduğuna göre kök içinde x artı 7 eksi kök içinde x eksi 1 eşittir 9 olduğuna göre. Bu ifadenin değeri kaçtır diye bize soruyor. Kök içinde x artı 7 eksi kök içinde x eksi 1 çarpımı kök içinde x artı 7 artı kök içinde x eksi 1 eşittir. Şu ifadeye a dediğimiz durumda 9 çarpı a'dır. X artı 7
Köklerden kurtarırsak bunu çarptığımız durumda. Bunu sadece şeyle çarpıyoruz. Hani eşleniğiyle çarpıp köklerden kurtulmaya çalışıyoruz. Her iki tarafı A ile çarptık. Yani buraya 9, 9 çarpı 9'umuz vardı şuradaki 9. 9 çarpı A dedim. Eşleniğiyle çarptım yani bunu da zaten. Kökten kurtulabilmek için. Eşlenikte direkt x artı 7 burayla çarpmaya çok gerek yok. Direkt buraya çarpabilirsiniz eşleniğin özelliği olarak. Gene artı eksi birbirlerini götüreceği için x eksi 1 şeklinde eşleniğiyle çarptım ve birbirlerinden çıkardım. Eşittir 9a dedik. X artı 7 eksi x artı 1 eşittir 9a. O da 8. Burada x'ler birbirlerini götürür. 8 eşittir 9a. A'yı 8 bölü 9 olarak bulduk. A değerini. Pardon. Burada yanlış yazılmış. A değeri. Yani doğru, 8 bölü 9. Yanlış işaretlenmiş. Bursa olacak. X eşittir kök 2 olmak üzere kök 128 ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisine eşittir? Kök 128'i açarsak 64 kök içinde, yani 8'in karesi çarpı 2'dir. 8'i ben dışarı çıkartırım. 8 kök 2'dir. Bana x'i kök 2 olduğunu söylüyor. O zaman kök 2 yerine x yazarsam 8x benim cevabımdır. İfadesinin kök içerisinde 4 artı kök 7 ifadesini işte nedir diye bize soruyor. Daha önce de bahsetmiştik. Kök içinde artıyı gördük. Hemen bizim kuralımız aklımıza gelsin. Neydi kuralımız? Buradaki ifade, kök içindeki ifade bunların çarpımıydı. Bunların toplamı da hemen yanındakine veriyordu. Bunu o sebepten dolayı bu ifadeyi 2 ile çarpıp 2'ye böleceğiz. Ki kendi kuralımıza benzetelim. 2 ile çarptım. 8 artı kök 7 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Burada devam ediyoruz. Kök içinde şunun açılımını yaparsak çarpımları kökü verecekti. Toplamları 8'i verecekti. 7 7 çarpı 1 sağlamaktadır. Toplayınca da 8'i vermektedir. Kök 7 artı kök 1 bölü kök 2'miz vardı. Kök 2 ile kök her zaman hani kök 2 şeklinde alt tarafı istemeyiz biz payı. O yüzden kök 2 ile çarparsak kök 14 artı kök 2 bölü 2 cevabımızdır. Edelim. Olduğuna göre x, y, z arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Üst sayılardaki aynı mantık. Yine ebobunu bularaktan yolumuza devam edeceğiz. Bu sefer hani üstleri yine eşitlememiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı bu 4 ile 3 neye de eşitlenir? 12 de eşitlenir. Burada gizli 2'miz var. Bu da bunu 6 ile çarpmamız gerekiyor. Bunu 4 ile, bunu da 3 ile çarpmamız gerekiyor. Yani kök 12 için değerleri yazarsak x değerimiz ne olacak? 2 üzeri 6. Y değerimiz 4 ile çarptığımızda 5 üzeri 4. Z değerimiz ne olacak? Yine 12 yaptığımızda 3'ün kökü olacaktır. 64, 625, 27 tabanlara, üstler aynı, tabanlara bakarsam sıralamam. Y'nin büyük olduğunu görürüm. Sonra x gelmektedir. Sonra da z gelmektedir.
Kadın ve erkeklerin bulunduğu bir toplulukta kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 bölü 5'ine eşittir. Bu topluluğa 7 erkek ve 1 kadın katıldığında kadınların topluluğu 1 bölü 3'e eşit olmaktadır. Buna göre başlangıç toplulukta kaç kişi vardır? En başta 5x tane erkek olduğunu söylersek, bunun 3 bölü 5'i kadın dediği için 3x de kadın olmaktadır. Bu topluluğa 7 erkek ve 1 kadın katıldığına göre 7 tane erkeğe katılmasını sağladık. Artı 7 buradan geliyor. Ve 1 kadın katıldığına göre 3x kadın vardı. 3x artı 1 kadın oldu. Kadın katılımına göre 1 bölü 3'e eşit oluyor. Toplam kişi sayımız ne oldu? 8x artı 8. Kadınlar bu topluluğun 1 bölü 3'üne eşit oluyormuş. Yani kadınlar 3x artı 1 olmaktadır son durumda. Yani kadınları bulduk. 8x artı 8 toplam kişi sayısıydı. Eşittir. 9x artı 3. Bu toplumun katılımında kadınlar toplumun 1 bölü 3'üne eşit oluyor deme sebebiyle 9x başlangıçtaki benim kişi sayım neydi? 8x artı 8'de kadınlar 1 bölü 3'üne eşitse 9x artı 3'te toplam kişi sayısını vermektedir. Buradan x'i çekersem 5 bulurum. Beşi yerine yazdığımızda en baştaki başlangıçta toplamda kaç kişi vardı? Başlangıçta 8x kadar kişi vardı. 5 yerine yazdığımızda da 5 çarpı 8 40 yapmaktadır. Cevabımız C şıkkı. Ferhat bir işi tek başına 40 saatte yapmaktadır. Ferhat çalışma hızını 4 kat arttırırsa aynı işi kaç saatte bitirir? Ferhat çalışma hızını V dersen. Yeni çalışma hızını 4 kat arttırdığına göre V artı 4V eşittir 5V'dir. V'yi 40 saatte yaptığına göre hemen oran orantı yapıyorum. V 40 saatte ise 5V kaç saattedir? Ters orantı. X'i buradan 8 buluruz. 40 bölü 5. Evet. Duru ile Anza bir işi birlikte 6 saatte yapabiliyor. Duru 3 saat, Anza 2 saat çalışınca işin 2 bölü 5'i bitiyor. Buna göre Duru işi tamamını tek başına kaç saatte bitirir? Duru X saatte bitirsin. Anza da Y saatte bitirsin. 1 bölü X artı 1 bölü Y çalışıyorlar. Kaç saat? Bir işi birlikte 6 saat yapıyorlarmış. 6 saat yaptıralım biz bunları. Çarpı 6 bir işi bitiriyor. Bir şeklinde yazdık. Yani 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 6. Bu bizde kalsın. Ondan sonra devam ediyorum. Ne diyordu? Duru 3 saat. Azra 2 saat çalışınca. Duru'yu 1 bölü x de durum çalışması. 3 saat dediği için 3 ile çarpıyorum. Azra'yı da 2 saat çalıştırdım. 2 bölü 5'ini bitiriyorlarmış. 3 bölü x artı 2 bölü y eşittir 2 bölü 5. Taraf tarafa toplarsam bunu x'i 2 ile çarpalım ki y'ler gitsin. Y'leri götürürsek 1 bölü x eşittir. En son 1 bölü 15 denmektedir. X de 15 değerini görüyoruz durumun çalışma saati. A, B, C tam sayı olmak üzere 3
İşçi, bilişi sırasıyla ABC günde yapmaktadır. ABC A küçük B küçük C olmak üzere üçü birlikte işi 11 günde bitirdiğine göre C aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde söylüyor. O yüzden yine ortanca terimden gidebiliriz bunu. 2C'nin minimum değerini görelim. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C 11 bir işi 11 günde bitirdiği için çarpı 11 1 şeklinde yazabilirim. Bunu da sade hale getirirsem 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 11'dir. A, B, C'yi hepsini eşit olarak düşünürsem yani ortanca terimi bulursak 1 bölü B artı 1 bölü B artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 11 ise 3 bölü B eşittir 11, 1 bölü 11'dir. B'miz buradan eşittir 33 bulmaktayız. B 33, C büyük 33 olmalıdır bu sebepten dolayı. Şıklara bakıyorum. C minimum 34 alabilir. 34 ve daha üstü bir rakam olması lazım. 33, 30, 27, 25 bunların hepsi elenir. Sadece A şıkkı kaldı. C'miz 35 olabilir. Serkan'ın 3 işi 3 günde yaptığı bir işi Sinan 5 günde yapmaktadır. İkisinin birlikte 30 günde yaptığı işi Serkan tek başına kaç günde yapar? Serkan bir günde 5x kadar bir iş yapıyor. Sinan da bir günde 3x kadar iş yapmaktadır. Toplamda bir günde 8x'lik işi bitirmektedir ikisi. 30 günde benim yaptığım işim ne olacak? 8x çarpı 30, 240 birimlik bir iş yapacağız birlikte. Serkan tek başına kaç günde yapar diyor. Serkan'ın yaptığı işte neydi? 5x'te 240x bölü 5x eşittir 48 günde bu işi tek başına bitirir. Canan ile Can bir işe birlikte 18 günde, Canan ile Cemil bir işi 24 günde, Cemil ile Canan 36 günde bitiriyor. Buna göre üçü birlikte işi kaç günde bitirir? Canan'a x gün, Can'a y, Cemil'e de z gün diyelim. Oranları yazarsak 1 bölü x artı 1 bölü y 18 gün dediği için 1 bölü 18. Aynı şekilde 1 bölü x artı 1 bölü z eşittir 24 gün dediği için 1 bölü 24. Cem ile Can'ın 1 bölü Y artı 1 bölü Z eşittir. 1 bölü 36, 36 günde bitiriyor. Onu da yazdık. Şimdi hepsini taraf tarafı toplarsam. 2, 2 şöyle topladık. 2 bölü X artı 2 bölü Y artı 2 bölü Z eşittir. 1 bölü 18 artı 1 bölü 24 artı 1 bölü 36. 72'de eşitlenir. O yüzden 18 çarpı 34 18 çarpı 4 72 yapmaktadır. O yüzden bunun üstü 4 artı 24 yine 3 ile çarparsak ulaşırız. 3 artı 2 buradan 9. 9 bölü 72 sadeleşir. 1 bölü 16. Bunu da iki parantezine aldık. Pardon. 1 bölü 32 iki parantezine aldık. Sadeleştirdiğimizde en son 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z'nin 1 bölü 16 olduğunu görmekteyiz. Üçü birlikte işi kaç günde bitirir diyor bize zaten. 16 gün olduğu buradan gördük. Kerem her gün hızını iki katına çıkartarak yani birinci gün v ise ikinci gün 2v. Üçüncü gün her gün iki katına çıkartarak devam ediyor. Yani 4v şeklinde. 3 gün günde bitiriyor. 1v dedik, 2v. Yani toplamda 6 birimlik iş yapıyor ve 3 günde bitiriyor. Kerem ilk günkü hızı ile çalışsaydı işi kaç günde bitirirdi? Toplam iş nedir?
1 birim 3 2 birim 4 birim daha olduğuna göre toplam iş pardon 7 birim. İlk günkü gibi çalışsaydı 1 birim çalışacaktı. 7 bölü 1 cevabımız Ceyhan. Burada dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler.